Hamden ve salaten ve selamen ala Resulillah. Efendim merhabalar, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, Nur Suresinin 39. ayetinde kalmış idik. Önceki ayetlerde Mevlamız iyi kullarından bahsediyor idi. İyi kullarının özelliklerinden, onların ne ticaretin, ne alışverişin kendilerinin, Allah'a kulluktan kendilerini alıkoymadığına Mevlamız işaret buyuruyor idi. Ricalun la ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamus sala ve itai zekah buyurarak namaz kılmaktan, zekat vermekten, alışverişin, ticaretin onları asla engellemediğini, ticaret yapmaların kendilerine Allah'a kulluktan, ibadetten onları alıkoymadığına Mevlamız işaret buyurmuş idi. Ve bir sonraki ayetinde de Bunlarla alakalı Mevlamız işte böyle ibadet eden, Allah'ı çokça zikreden kullarıyla alakalı Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirecek. Ödüllendireceğine işaret buyuruyor. Daha fazlasını da lütfundan versin. Ve yeziduhum min fadlih. Vallahu yerzuku men yeşa'u bi gayri hesap Allah efendim kullarından dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır buyurarak bu kullarına dair böyle bir ecir ve mükafat ile alakalı bilgiyi aktardıktan sonra hemen mümin, müminlerin bu durumunun akabinde kafirlerden bahsederek şöyle buyuruyor kardeşlerim. 39. ayet وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَا Hatta حَتَّى اِذَا جَاءُهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ Vallahu seriul hisab buyurmakta. İnkar edenlerin yapıp ettikleri susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur diye buyurmakta Mevlamız. Vellezine keforu <laughs> o inkar eden kafirler. On amaluhum ah onların işlediği dünyadaki eylemleri, yaptıkları ne varsa neye benzer? Kesarabin biz seraba benzer. Hani insan bir yanılsama içerisinde çöl ortasında su zannettiği yere doğru gider de ama oradaki o görüntü göz yanılmasıyla su zannettiği efendim karşısındaki gördüğü o yanılsama karşısında Yanına vardığı zaman yine aynı şeyi görecek. Orada bir su falan yoktur. Kesarabin bir atın diyor. Bir düz bir çöldeki bir düzlük, bir alan düşünün. İnsan orada böyle bir şey gördü. Yahsabuhu zam'anu ma'a. O kişi burada susuz olan insan ne yapar? Orada bir su var zanneder. Tabii ki ileri hatta <laughs> ida o mekanın yanına, o alanın yanına, o düzlüğün yanına vardığı zaman ne yapar? Lem şey şey'en, hiçbir şey bulamaz ve vecedallaha indehu, onunla da kalmaz tabii ki Allahu Teala kıyamet gününde dünyadayken yapıp ettiklerinden dolayı elbette ki Mevla'ya kendisini bir hesap verici olarak bulacaktır. Vallahu seriul hisab hem de öyle bir hesap ki Mevla onların tabii ki hesabını çok seri bir şekilde görecektir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, bazı surelerde mesela Muhammed suresini daha önce işlemiş idik. Orada inkar eden kafirlerin dünyadayken yaptıkları amellerle alakalı Mevlamız adalle amaluhum onların ameli boşa gitmiştir diye buyurmakta idi. Önceki ayetlerde bu ayetten birkaç ayet önce Mevlamız mescitlerden bahsetmiş idi. Fi buyutin ezinallah Allah enturfa diyerek Mevlamız orada kendi evlerinde Allah'ın tesbih edildiğinin sabah akşam orada zikredilen e, bir güzel ortama işaret buyuruyor idi. Mescid deyince Kur'an-ı Kerim, mesela Tövbe Suresinde, müşriklerin Kabe'yi inşa etmek, orayı imar etmek gibi bazı faaliyetlerinden dolayı kendilerinin övündüğünü, bununla alakalı başkalarına kendilerinin de bu faaliyet ve çaba içerisinde olmalarıyla gurur duyduklarını misal olarak aktarır ama buyurur ki Mevlamız, Onların bu dünyada yaptıkları bu tür faaliyetlerden onlara asla bir ecir, bir mükafat gelmeyecek. Dünyada yapıp ettikleri ne varsa onlardan kendilerinin mahrum olacağı ifade buyrulur. Çünkü iman olmayınca insanın eylemlerinin temel olmayınca o temelsiz binanın asla onlara bir fayda sağlamayacağı ifade edilir. Çünkü mükafatı veren Allah'tır. Sen Allah'ı kabul etmedikten sonra yaptığın ettiğin faaliyetlerden dolayı Allah katında asla bir ecir alman mümkün değildir. Hele şirk bu anlamda men yüşrik billah fakat habide ameluh buyurmuş Kur'an-ı Kerim. Kim Allah'a ortak koşarsa onun yaptığı ettiği eylemlerden kendisine bir şey geçmez, amelleri boşa gider buyurulmuş. Burada da Mevlamız dünyadayken inkar eden kafirlerin yaptığı faaliyetlerden dolayı Allah katında asla bir ecrinin bir mükafatının olmadığını bunun susuz çöllerde bu manada insanın o e, düzlükte ağacın bitkinin olmadığı o mıntıkada karşıya doğru susuz olan insanın gidip de su zannettiği uç noktaya vardığı, vardığı zaman yine bir şey göremediği insanın halinde olduğu gibi asla kendisi bu manada yaptıklarından dolayı bir şeyi bulamayacak denilerek temsili olarak bu duruma burada işaret edilmiş olmakta. Ya da şuna benzer diyor bu kafirlerin hali neye benzer? Evke zulumatin fi bahrin lucciyin yaghshahu mevcun min fevqihi mevcun min fevqihi sahab zulumatun ba'daha fevqa ba'd İza akhraja yadahu lem yakad yaraha ve men lem yec'alillahu lehu nuran fe ma lehu min nur yahut dalga üstünde yine dalga onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalga ile kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir bu kafirin hali. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse onun aydınlı, aydınlıktan asla nasibi yoktur buyuruyor. Önceki ayetlerde Nur Suresi 35'te Allahu nuru semavati vel art. Allah semavatın ve yerin nurudur ışığını verendir, onu yaratandır. Hidayetiyle, Kur'an'ıyla, peygamberiyle, insanları bu nurla buluşmaları konusunda onlara böyle bir fırsatı bahşeden yüce bir kudrettir. İşte orada bu, buna işaret edilmiş idi. Temsili bir anlatımla Kur'an-ı Kerim, temsili bir anlatımla peygamber, temsili bir anlatımla ilahi vahiy İslam, bu manada bir nura benzetilerek Mevlamız tarafından bir efendim <laughs> duvarın içerisindeki Efendim gözcükte kandillikteki bir lambanın etrafını aydınlatan lambanın durumuna o odaya ışık saçmasına efendim e, temsili olarak işaret edildi. Kur'an da gönülleri, Kur'an da bu manada aklı, Kur'an da İslam da bu manada zihinlerdeki o efendim karanlık olan noktaları aydınlatan böyle bir işleve, böyle bir hususiyete haiz yüce bir kitaptır denilmiş idi. İşte onun karşısında yer alan kafir ise kafirin halini Rabbimiz anlatırken ne buyuruyor? Evke zulumatin. O kafir neye benzer? Karanlık fi bahrin lücciyin Derin bir denizdeki efendim karanlığı Rabbimiz burada ifade buyuruyor. Yaghshahu mevcun. O e, derin bir denizde e, kişi bulunan bir kişi düşünün. Yaghshahu mevcun. Bir dalga onu kuşattı. E, Min fevkihi mevcun o dalganın da üstünde bir dalga daha var min fevqihi sahab onun da üstünde bir bulut düşünün gecenin zifiri karanlığında dalga üzerine dalga zaten derinlikte olmuş olmasından dolayı o kişi zaten zifiri karanlıkta dalga bir karanlık yaptı onun üstündeki dalgada bir karanlık onun üstündeki kara bulutlarda bir efendim bir karanlık yaptı diyelim mevlamız buyuruyor ki zulumatun bazıha fevka bazı yani üst üste karanlıklar, üst üste yani denizin derinliği, dalgaların meydana getirdiği karartı, peş peşe ve bulutun da bu manada efendim orada meydana getirdiği o karanlık ortam ile beraber zifiri karanlığın olduğu bir deniz ortamını e, okyanusun ortasında böyle bir hali düşünün. Güneş efendim ay yok, güneş yok, hiçbir şey yok. Gece efendim böyle bir ortamdaki insanın haliyle alakalı Mevla buyuruyor ki İza ahrace yedehu o kişi o karanlığın içerisinde okyanusun ortasında <laughs> kalan o kişi iza ahrace yedehu lem yeket yaraha yani elini kaldırdığı zaman kendi elini bile kendisini bile görmekten aciz olabilecek kadar böyle bir zifiri karanlıktaki insan ve memelen yec'alillahu işte inkar eden insanın hali böyle karanlıklarda kalan bir insanın haline benzer çaresiz çıkmazda önünü etrafını hiçbir şeyini göremeyen bir adamın hali. Evet böyle bir insanla Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an'da ışıklanan onun nurundan faydalanan İslam'ın vahyiyle, Kur'an'ın getirdiği ilahi hakikatlerle buluşan insanın hali hiçbir olur mu? Olmaz. Belki ona bir gönderme yapılmakta. Velaz zulumatü nur <laughs> diyor Kur'an-ı Kerim. Eme ise vel basir görenle görmeyen bir olur mu? Efendim, karanlıklarla aydınlık bir olur mu diye misal olarak başka surede Fatır suresinde ifade buyurduğu temsile burada sanki biraz daha detaylı bir şekilde işaret buyuruyor. Ve men lehu nuran. Evet, Allah bir kimseye ışık vermezse fe ma min nur. Onun aydınlıktan asla nasibi olmayacak demektir. Öyle nakledilmekte. Avrupalı bir bilim adamı, denizden anlayan bir kişi, Muhammed denizci miydi diye sorduğu nakledilir. Yok diyorlar onu efendim bilenler tanıyanlar. Hayır. Peygamber Aleyhisselam'ın denizcilikle alakası yok. Ama diyor bu denizdeki bu sahneyi ancak denizle alakalı detaylı bir bilgiye sahip olan bir kişi ancak bilebilir demiş ve sonra onun bu durumu İslam İslam ile müşerref olmasına, Müslüman olmasına neden olduğu nakledilir. Ayet-i Kerime'de Mevlamız zifiri karanlıklar ortasında, denizin ortasında bulunan bir kişiyle alakalı bu tasvir yapıyor ki insanın ışıktan nasibi yoksa, hidayetten bir efendim nasibi yoksa bu manada onun halinin işte burada böyle bir benzetme ile aktarıldığına işaret buyuruyor. Nitekim bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayet-i Kerime'de Mevlamız öyle buyuruyor iman eden müminle inanmayan insanın halini misalendirmek açısından çok manidardır sevgili kardeşlerim. Orada ayeti kerime aynen şöyle. Evmen kane meytan fa ahyaynahu ve ce'anna nuran yemshi bihi fi'n nas kemen meseluhu fi zulumat leysa bi kharicin minha kezalike zuyyina lil kafirine ma kanu ya'malun. Mevlamızın dikkat buyurun. Onu 122. ayet En'am suresi. Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. İman nuruyla zihni ve kalbi aydınlanan kişinin bu sayede yolu da aydınlık olacaktır tabii ki. inkara saplanmış olan kişi kişi için ise inatsızlığı devam ettiği sürece karanlıklardan kurtuluş ümidi de kalmayacaktır. Bu ayeti i kerimede öyle buyuruluyor. Bir daha okuyayım. Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir diye buyuruluyor ayet-i kerimede. Sanki bu durumu resmeden, tasvir eden bir başka örnek olarak En'am suresindeki bu ayette de onu görmüş olmaktayız kardeşlerim. Evet Kur'an bir nurdur, İslam bir nurdur. Efendim bize gelen bir ışıktır. Bundan efendim ışıklanan kişi tabii ki aydınlanmış olacak. Başkalarına da belki böylece münevver dediğimiz o kişi elbette ki ışığını saçabilecek demektir. Rabb'im bizleri kendi nurundan, ışığından efendim bizleri ayırmasın. Hidayetiyle bizleri taslaman bir razı olduğu gibi bir kul olmak şerefine bizleri ulaştırsın kardeşlerim. Evet, nurdan faydalanan müminlerin hallerinden sonra Mevlamız 41. ayetinde şöyle buyuruyor. Elem tara Allaha Allah yusebbihu fi menfis fis semavati vel ardi ve safat. Kullun kat alime salatuhu ve tesbihu. Vallahu alimun bima yefalun. Gözmez misin ki göklerde ve yerde olanlar havada kanatlarını açarak hareketsiz gibi duran kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte. Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Sık sık bu ayeti kerimeyi sizlere aktarmış olduğumu hatırlıyorum. Mevlamız bu ayeti kerimesinde işte onu tekrar etmiş olacağız. Mevlamız elem tere Allah görmez misin diyor Allah e, Mevla'yı yüsep bir huluhu men fis semavati vel art semavatta ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder ve tayru safat kanatlarını açarak hareketsiz bir şekilde semada bulunan o kuşlar da Mevla'yı tesbih ederler. Küllün kat alime salatahu ve tesbiha. Çok manidar. Onların her biri salatını, namazını ve Allah'a olan tesbih şeklini bilir. Mevlamız böyle buyuruyor. Küllün kat alime salatahu ve tesbiha. Evet, vallahu alimun bima yefalun. Allah onların yaptığı her şeyi bilmektedir. İnkar eden kafirler, Mevla'yı inkar etse de, Mevla'yı kabul etmese de, ateist insan, Mevla'nın varlığını, birliğini, onun yarattığı bu efendim dünyada, yerkürede, orada gezmekle, dolaşmakta olduğu halde inkar etse de, şunu bilsin ki Mevla'yı bütün varlıklar, onun yarattığı varlıklar insan dışında tabii ki o o sınava tabi tutulmuş insan inkar edeni inkar ettiği için Mevla'yı tesbih etmiyor. Ama onun dışındaki varlıklara baktığımız zaman işte kuşları misal veriyor Mevlamız. Kanatlarını açıp kapatan o kuşlar bu halleriyle beraber Mevla'nın evrendeki yasalarına uyumaları itibariyle belki tesbih bizim iradi ve zişuur olan varlıklar olarak bizim yapmış olduğumuz efendim Mevla'ya olan kulluk biçimimizle de elbette ki bizler bu tesbihi yerine, bu zikri yerine getirmiş olmaktayız. Alimlerin bir kısmı güneşin, ayın, yıldızın ne, ne varsa evrende zişuur olmayan onların tesbihinin evet onların Allah için kendilerine tayin edilen rotada efendim Mevla'nın koyduğu kurallara, yasalara uygun hareket etmeleri onların mecazen Allah'ı tesbih etme biçimidir demişler. Bazı alimler de Bilemeyiz efendim demişler. Belki onlar da kendi hallerine göre Mevla'yı tesbih etmekte, Mevla'yı belki anmakta. Zaten Mevlamız da İsra suresinde onu da sık sık sizlere okumuş edim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahuna Hiçbir şey yok ki Allah'a hamd ile överek tesbih etmiş olmasın. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız diye buyurmakta Mevlamız. Davut Aleyhisselam'dan bahsediyor ayette. Ya cibelü evvibi vattayr. Ey dağlar ve kuşlar, Davud'un zikrine, onun Mevla'yı tesbih ederken, onun onun o ibadet haline siz de eşlik edin diye Mevlamız, dağların ve kuşların Davud'un zikrine eşlik etmelerini ayetinde efendim emrettiğini bize bildirmekte. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Davud Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Süleyman'dan bahsediliyor Nemil Suresi'nde. Hazreti Süleyman'ın emrinde bir kuş var. Kuşun adı hüt, hüt Kuştan bahsederken Mevlamız o kuşu önce bulamıyor e, ee, Hazreti Süleyman. Nerede diyor ordusunu teftiş ediyor. Ee, yapılan tetkikte hüt, hüt kuşunu göremiyorum diyor. Sonra kuş geliyor diyor ki anlatmıştım daha önce sizlere bunu. Diyor ki ben diyor veci tüke bi bine binebeyn yakin ben Sebe diye bir ülkeden geliyorum kesin bir haberle diyor. İnni vecebtüm ra'aten temlikuhum. Onlara yöneticilik yapan, kraliçelik yapan bir kadın buldum. Ve utiyet min kulli şey. Her şeyden kendisine bahşedilmiş. Ve leha arşun azim büyük bir tahtı da var diyor. Onu ve kavmini güneşe aya taparken buldum diyor. Kuş bunları anlatıyor. Arkasından da kuş bunları söylüyor. Allahu la ilahe illa ve rabbul arşil azim. Onlar niye Allah'ı bırakıp da evrenin sahibine bırakıp da güneşe, aya, yıldıza o tür şeylere taparlar ki diye, güneşe, aya taparlar ki diye hayretini ifade ediyor. Demek ki kuş bu cümleyi söylüyor. Allahu la ilahe illa huve Rabbul arşil azim. Allah büyük arşın sahibidir ifadesinin. Onun bir dünyası var. O dünyasında demek ki bunu söyleyebiliyor. Bunun efendim bilinci içerisinde olduğunu anlamış olmaktayız. Onun için bu manada onların Allahü Teala'nın kendilerine koyduğu yasalara uygun hareket etmeleri onların tesbihidir şeklindeki anlayışın yanında bu anlayışın da çok böyle yabana atılmayacak. Belki daha isabetli olanın da bu olduğu akla gelmektedir Allahu alem. Biz şunu biliyoruz ki evrende ne varsa Mevla'nın koyduğu yasalara uygun bu manada onun emrine amade olarak efendim görevlerini yerine getirmektedirler. Biz kullara da düşen, bunlardan ibret almak ve e, evrenin sahibine, kainatın sahibine teslim olmaktır sevgili kardeşlerim. Çok manidar değil mi? Kullun gad alime salatehu ve tesbiha salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de dua anlamında da kullanılır. İbadet anlamında da kullanılır. Dua anlamına gelir. Cenaze namazı anlamına da gelir. Mesela onların efendim sana e, mallarından arınmak için e, bir şeyler getirdikleri zaman huzmin emvalihim sadakaten onlardan sadakayı al ve salli aleyhim ey habibim onlar için de dua et inna salateke sekenun lehum senin salatın onlara sükunet verir derken Mevlamız dua anlamında kullanılmış. Ama cenaze namazı da Kur'an-ı Kerim'de ve la ala onlardan biri öldüğü zaman namazını kılma. Ala takum ala kabri kabirlerinin başında da dikilip onlara bu manada dua etme gibi bir şeye yeltenme şeklindeki ayetlerde de namaz, cenaze namazı da dua ifadesiyle ve la tusalli ifadesiyle yer alır. Dolayısıyla salat kelimesi yani dua etmek, ibadet etmek, kulluk etmek, namaz kılmak gibi farklı anlamlarda ayetin geçtiği yerlerde kullanılırken onu görmekteyiz. Burada da her bir varlığın, o canlıların her birinin kendisine ait olan duasını onların bildiği ifade ediliyor. Yani küllün kat alime salatehu ve tesbiha. Salatını, duasını ve tesbihini onların her biri bilmektedir denilmiş olmakta sevgili kardeşlerim. 42. ayetimize geldik sevgili dostlar. Velillahi mulku semavati vel ard ve ilallahi'l masir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüşte Allah'adır diye buyuruyor. Amenna ve sattakna. Evet semavatın ve yerin mülkü O'nundur. Dönüşte kendisine olacaktır. Demek ki evrenin, kainatın sahibi Mevlamız. Güneşin sahibi, ayın sahibi. Senin benim dediğin neyin varsa sen de dahil bütünüle Allah'a aitsin. Biz O'na aitiz. Bizi yaratan O olduğu için Mevlamız buna birçok ayette işaret buyuruyor. Maliki Yevmiddin, Meliki Yevmiddin diye de okunmuş. Din gününün sahibi ve Meliki, kralı, yöneticisi. Söz ondan efendim e, bitecek. O ne derse o olacak. Bu manada Mevlamız semavatın ve yerin mirasının da kendisinin olduğunu hadis süresinde ifade buyuruyor. Ve ma lekum ellâ Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Ve Mirası semavatı ve ard... Semavatın ve yerin mirası bütünüyle Allah'a aittir diye buyuruyor. Yani ne varsa hepsi onun. Benim dediğimiz evler, baklar, arabalar, yatlar ne varsa emaneten muhakkaten bize devre mülk gibi emaneten verilmiş. Bir gün bizden bunlar çıkacak. Ama Mevla ne yapıyor? Karzı Hasan kabilinden, tasadduk kabilinden ayet-i kelimelerinde bu manada bizim infak etmemizi, fakiri gözetmemizi, onlara destek olmamızı bizden istiyor. Şöyle düşünelim, yani bir baba eve gelirken diyelim ki iki kilo muz aldı, evladına götürüyor, ondan ikram ediyor. Ya da bütünüyle çocuğuna onu verdiği zaman, sonra baba şöyle yapsa, o muzdan bir tanesini bana verir misin dediği zaman çocuk, çocukluk refleksiyle hayır vermem bu benim diyebilir. İşte babanın hani şu öyle anlatılır ya, baba evladına bir bağ bağışlamış, bir üzüm bile vermemiş, bir salkın vermemiş derler ya. İşte Mevla bize bu kainatı, bu evreni her şeyle bize bahşetti aslında ve bizden ödünç olarak istiyor ama yine bizim için istiyor bunları. Yarın kıyamet gününde bize vahşettiği, lütfettiği bu nimetlerle alakalı bizi sınayan Rabbimiz eğer biz ona verirsek Kıyamet gününde cennette ebedi olarak o nimetlerle zaten bizi buluşturacak. Onun için bunun bilincinde malla alakalı bu bilince sahip olmamız gerekiyor. Ama nedense insan neyi varsa onların ebedi olarak kendisine ait olacağı. Hani yasabe enne maluhu ahlede. Malını saydı saydı o malın onu ebedi kılacağını zannediyor insan. Onun için muhkem binalarda, muhkem saraylarda, muhkem evlerde oturmaya böyle bir tercihini o yöne doğru kaydırıyor. Bu dünyayı tek dünya zannediyor. Bitmeyecek şey zannediyor. Halbuki bu dünya ve içinde ne varsa hepsi geçici, fani ve bir gün elimizden çıkacak. Ah keşke bunun idraki içerisinde olabilsek, keşke bunun muhasebesini bir yapabilsek kardeşlerim. Mevlamız devamındaki ayetinde şöyle buyuruyor. Elem tere Allah'a yüzci sahaben sümme yüellifü beynehu sümme yecaluhu rukamen feteral vetka min hilalih ve yünezzülü minessemâi min cibâlin fîhâ min baradin feyusibu bihi men yeşâ'u ve yasrifuhu alâ ammen yeşâ yekâdü senâ bergihî yedhabu bil afsar." Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır ki bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek gibidir diye buyuruyor Mevlamız. Ayet-i Kerime'de bizim bildiğimiz yağmurun gökyüzünde meydana gelişine işaret buyuruyor. Bulut kümelerinde tabii ki yoğunlaşmış olarak bulunan efendim o kümeden yağmurun yeryüzüne inişi şimşe işaret buyuruyor Mevlamız. O şimşekle alakalı tabii ki Mevla'nın bazı toplumları, bazı efendim e, kesimleri cezalandırmak için normalde yağmurun yağacağı yerlerle alakalı o hususa değil, inkar eden kafirlerle alakalı cezalandırmayı Rabbimizin murat buyurduğu kimselerle alakalı o yağmurun bazılarına rahmet, bazıları için ise o yağmurun, o şimşeğin efendim bir azaba dönüşebileceğine de burada işaret buyurarak Mevlamız bizi ikaz edip uyarmakta ayeti kerimede. Enne Allah'a yüz yi sahaben bulutu diyor Rabbimiz sevk eder. Sümme yüellifü beyne husura o bulutları telif eder, birleştirir. Sümme yecalı hurkamen. Tabii ki bir bir bulut kümesi meydana getirir. Feteral vatka yakrucu min hilali. Tabii ki bu bulutların aralarından tabii ki e, Mevlamız ne buyuruyor? Suyun oradan efendim çıktığını Mevlamız bizlere bildiriyor. Tabii ki ve yunezzülü <laughs> mines min fiha bu sırada bulut aralarından çakan şimşeği görüşün gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır ki bunu dilediğine isabet ettirir dilediğinden de onu uzaklaştırır bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecektir diye ayet-i kerimede buna işaret etmekte sevgili kardeşlerim. Ayet-i kerimede Mevlamız demek ki her şeyin sahibi olan yüce kudret bu manada bizim sıradan görmüş olduğumuz yağmura, yağmurun gökyüzünde oluşma seyrine işaret buyuruyor. Burada bilimsel bir veriyi ispattan daha çok, yani o toplumun zihin dünyalarında da zaten bu yağmurun oluşmasıyla alakalı, onu inşa edenin de Yüce Mevlamız olduğuyla alakalı, onlarda buna dair zaten bir kabullenme zaten var idi inkarcı olmalarına rağmen evrenin, kainatın sahibinin Allah olduğunu müşrik olmalarına rağmen onların da kabul ettiğini zaten bilmekteyiz. Ayeti i Kerime'de işte tekrar edecek olursak vaktimize zaten e, sona doğru geldi. Mevlamız ne buyuruyor? Görmez misin ki diyor Allah bir takım bulutları çıkarıp sürüyor. Sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki diyor, bunların arasından yağmur çıkarıyor Mevlamız. O gökten aradaki dağlardan, dağlar büyüklüğünde yani bulutlardan dolu indiriyor Mevlamız. Artık onu dilediğine isabet ettiriyor. Dilediğinin de tabii ki o, o azap olması muhtemel durumdan onları koruduğunu Mevlamız ifade buyuruyor. Ayet-i kerimesinde, münafıklarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de, onların bu şimşek karşısındaki yaşadıkları paniğe işaret eder Mevlamız. Bu manada müşrikler tabii ki ikaz ediliyor, uyarılıyor. Yani Allahsız bir dünyada onların büyük böyle kendi dünyalarında, zihin dünyalarında bir takım travmalar yaşadığına Mevlamız onların bu iç dünyalarına burada bir işaret ederek adeta onların halini burada tasvir etmiş olduğunu görmüş olmaktayız. Tabii ki biz güneşin, şimşeğin, ayın, dolunun ne varsa evrende bütün bunların sahibinin Allah olduğuna iman ederek tabii ki ibret almaya çalışmak durumundayız. Biz ayrılan süre içerisinde kulluğumuzu bu manada böyle değerlendirmek durumundayız. Rabbim bizleri yolunda daim eylesin diyerek bugün de programımızı sonlandırmış oluyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.